Değerli katılımcılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Dijital Çağda Ebeveyn Eğitimi konulu telekonferansa hoş geldiniz. Değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz. Hocam söz sizde. Evet, teşekkür ediyorum. Çok kıymetli meslektaşlarım, öncelikli olarak tabii ki çok teşekkür ediyorum Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Sayın Müdürümüze, değerli hocamız Ayhan Bey'e, Müdür Yardımcısı, beni davet ettikleri için ve sizlerle buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Tabii ki memleketimde olmak da ayrı bir, yani memleketime hitap etmek de ayrı bir güzellik oldu benim için bugün. Pek çok yere konuşma yapıyoruz ama tabii ki memleket olunca biraz daha böyle iş daha heyecanlı oluyor. Eminim şu anda pek çok öğrencimiz de belki, meslektaşımız şu anda aramızda. Onlara da buradan tekrardan selamlarımı, sevgilerimi. Elbette hani ne konu sizlerle bir arada olalım diye biraz istişare ettik, konuştuk ve bu konuya karar verdik. Tabii ki bizler eğitimciler hem aynı zamanda tabii ki dijital çağda ebeveyn olmak derken aslında dijital çağ öğretmenliği de bunun işin içine girmiş oluyor. Bu dijital çağda biz işte teknolojiyi şöyle etkili kullanalım, böyle etkili kullanalım, aman çocuklarımızı telefonlardan, tabletlerden uzak tutalım, telefonları, tabletleri bir bakıcı gibi kullanmayalım derken bu koronavirüsü sürecinde, pandemi döneminde maalesef şu anda tam hani korkulanla virüs dışında böyle karşı karşıya aslında gelmiş olduk. Yani biz uzaklaştıralım derken efendim birdenbire ne yaptık? Bu uyarıcılarla, hatta dersleri de uzaktan eğitimle hepimiz yapmak kaydıyla çocuklarımız teknolojiyle iyice iç içe ne yaptılar? Oldular. Burada tabii ki bir çelişken, bir paradoks gibi de gözüküyor. Yani hem uzak tutalım derken bu çocuklarımızı televizyondan, efendim tabletlerden ders dinleme, ödev hazırlamayla da karşı karşıya kalmış olduk. Bunlar tabii ki bu süreçleri yönetmek kolay değil. Ebeveyn olmak zaten kolay değil. Dünyanın en zor işlerinden birisi ebeveyn olmak, anne baba olmak. Çocukları tabii ki gelişim özelliklerine uygun bir şekilde onları dengeli, ruh sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirmek, etkili ebeveynlik becerileri arasına da yer almakta. Bir şey beceri olduğuna göre, yani ebeveynlik becerisi diyoruz. Beceri olduğuna göre öğrenilebilen bir şeydir. Yani anne babalık da o zaman öğrenilebilir. Etkili ebeveynlik öğrenilebilir. Bizler anne babamızdan görmüş olduğumuz, aslında sergilemiş olduğumuz pek çok davranış bizim anne babamızın bize yaklaşımı, problem çözme biçimi, bunları biz ne yapıyoruz? Yetişkinlik dönemimizde kendimiz problem çözme anne babamızın davranışlarının izleri çok fazla. Bu beceriyi, yani etkili anne baba olabilme, tabii ki bu ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Ve bu sorumluluğu herkes yeterince yerine getiremeyebiliyor. Bu sorumluluktan kaçabiliyorlar. Şimdi ben bir konferansta yurt dışında demiştim ya, siz hep işte bir tane çocuk yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz, neden falan diye. Dedi ki birisi orada, çocuk dedi çok pahalı bir eğlence dedi. Very expensive fun diyor. Yani pahalı bir eğlence çocuk. Dolayısıyla pahalı eğlence, yani çocuğu doğum önce süreçten başlayıp
efendim doğum sonrası süreçte yetiştirmek, büyütmek, gelişimini takip etmek, eğitimini takip etmek. Dolayısıyla çok gereken nedir? Bir durumdur. Dolayısıyla dijital çağda, günümüzde, hele bir de bu virüs döneminde acaba bu nasıl sahip olabiliriz? Duracağız sevgili meslektaşlarım. Sonra yapılabilir çözüm önerilerimizi de sizlerle paylaşacağız. Mesela kısa testler var. Bu soruları biz kendimizde ne kadar bunlara evet diyorsak aslında bağımlılığımız ya da kötüye kullanma ve bağımlılık ne yapıyor? Şekilleniyor. Yani birkaçını okuyalım çok da uzatmadan. Bilgisayar ve internet etkinlikle giderek artan bir sürede daha çok zaman ayırıyoruz. Mesela bunlara evet diyorsa işte uyku düzenimde değişimler gözlenmektedir. Bilgisayar işte bu aktiviteler dahil olmadığımda huzursuz hissediyorum efendim gibi bizi ne kadar engelliyorsa, bunlara ne kadar evet diyorsak, mesela burada 12 maddeden 5 ve daha fazla maddeye biz evet diyorsak, bilgisayar bağımlısı olma bir adım. Efendim, çocuklarımızda tabii ki bu tabletler, bilgisayarlar günde ne kadar zaman harcıyor ve bu davranış çocuklarımızla iletişimimizde ne gibi zorluklar ortaya çıkarıyor? Tabii şöyle bir şey var. Çocuklarımızla yeterli iletişim ortamı hazırlamadığımızda, etkin bir iletişim kuramadığımızda teknoloji araçları anne babaların, ebeveynlerin imdadına yetişen birer bakıcı, yardımcı diyebiliriz neredeyse. Etkin iletişim kurmadığımızda ya da çocukla ilgilenmediğimizde efendim dikkat edin yani bu pandemi döneminden önce de restoranlarda, işte kafelerde, bir yerde aileler, çocuklar otururken çocukların ellerinde birer telefonlar, tabletler ve çocuklarla etkin iletişim kurmayan ebeveynleri ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla çocuklar da ne yapıyorlar? Yani bağımlılık aslında çocukluğunu yaşaması gereken bir dönemde teknolojik araçlarla haşır neşir olarak efendim sosyal, duygusal gelişimleri de çocukların olumsuz yönde etkilenmekte. Çünkü bu aslında çocukların yetiştirilme tarzı, bir toplumsal değişim, farklılaşmakta. Şimdi şurada yukarı şöyle sağ tarafta katılımcıları görüyorum ben. Yıllarda ve 2000 Hocam seste bir sıkıntı var sanırım. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor ama biraz önce bir sıkıntı var, kopukluk oldu. Yok değil mi? Geliyor. Şu anda geliyor ama arkadan böyle sesin arkasından farklı bir şey de var, ışıltı gibi. Tamam.
Sesiniz gelmiyor hocam bize şu anda. Evet, şu anda nasıl Rabia hocam sesim? Şu anda iyi. Demin mesela Ayhan hocam konuşurken de böyle bir kesik kesik geliyordu. Yani sistemsel bir sorun olabilir belki. Yani bilemiyorum. Buradan kaynaklı olabilir. Evet, devam edeyim ben o zaman. Çocukların tabii ki oyun alan özellikle günümüzde baktığımızda özellikle apartman hayatı çocukların sosyal beceri davranışlarının geliştirilmesindeki en önemli engellerden birisidir. Hatta yani apartman hayatını biz aile deposu diyoruz. Aile deposu yani büyük şehirlerde apartmanların aile deposundan bir farkı yok. Şimdi bu depoda bizim kültürümüzde biliyorsunuz bir de evin en küçük odası çocuk odası olur. Değil mi? En büyük odası efendim misafir odası olur. Yani yılda 3 misafir ağırlarız, 4 misafir ağırlarız ama o 20-30 metrekarelik bir alan boş bekler. En küçük odada çocuk odası. Dolayısıyla şimdi hareket çocuğun doğasında olan bir şeydir. Biz çocuğa hoplama, koşma, oynama, dokunma, zıplama. Çocuk büyüyene kadar 150 bin defa bu tür olumsuz engellemelerle, mesajlarla karşılaşmaktaymış arkadaşlar. Dolayısıyla etkili oyun alanları da sağlayamadığımızda ister istemez çocuk teknolojik araçlara yönelmiş oluyor. Dolayısıyla çocukların aslında vakit geçirme alışkanlıkları da değişiyor. Yüz yüze ilişkilerin yerine online ilişkiler almaya başlıyor. Dolayısıyla yakınlarımıza ayırdığımız zaman azalıyor. Bunlar sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlıyor. Sosyal medyada şu anda da mesela daha etkin, daha yoğun bir kullanım var. Yani bu pandemi sürecinden dolayı. Ama ilişkiler yani yüz yüze ilişkileri online ilişkileri bırakmaya başladı. Dolayısıyla şimdi ve burada olmayı, anı paylaşmayı yavaş yavaş ele geçiriyor. Yani anlık yaşamaya başlıyoruz. O anda ne oldu ve bunu paylaşalım. Etrafımızdaki insanları duyuralım ve bunlar ne yapsın? Efendim desin. Arkadaşlıkların şekli, oyun oynama alışkanlıkları değişiyor çocuklarda. Burada görüyorsunuz işte zorla ebeveynler çocuklarını eve getirirken biz de mesela oyun oynardık sokakta. Artık hani derlerdi hadi akşam oldu eve gel artık. Şimdi çocuklar bilgisayar oyun bağımlılıkları de gittikçe ne yapmakta? Artmakta. Yeni yetişen nesil tabii ki doğayı sevmeden hatta hayvanları görmeden bile büyüyorlar. Doğanın iyileştirici etkisine mahrum kalıyorlar. Yani çocuklarla aileler etkinlik yapalım dediğinde özellikle büyük şehirlerde biliyorsunuz AVM'ler akla geliyordu düne kadar. Yani çocuk alışveriş merkezinde gezer, alışveriş merkezinde eğlenir efendim. O dünyada olur. Dolayısıyla doğadan kopuk yaşıyorduk ve insan o doğayla mücadele halindeydi. Hani şeyin dediği gibi doğayla mücadele halindeyiz diyor. Kazanırsak kaybedeceğiz diyor. Gerçekten şu anda olanlara da baktığımızda insanlar doğayı tahrip ederek efendim hayatını yapıyorlar. Zorlaştırıyorlar. Bu değişim sadece çocuklar üzerinde değil, yetişkinler üzerinde de gözleniyor. Aslında yetişkinlerin teknoloji kullanımı, rol modeli olması efendim yani bu işin çok sihirli formüller yok. Önce onu söyleyeyim. Hani işte şöyle yaparsak bu kesin böyle olur, şöyle davranırsak bu işi engelleriz falan değil. Yani ciddi anlamda rol model olmamız gerekiyor arkadaşlar. Rol model. Yani çok sihirli formüller değil. Yani çok küçük dokunuşlar, çok bilinen dokunuşlar ama etkisi büyük olan sonuçlar ortaya çıkarmakta. Yani ebeveyn
Kendisi televizyon izlerken, bilgisayar ya da telefonla oynarken çocuğuna hadi sen git ödevini yap demesi çok inandırıcı olmuyor. Hadi diyor sen ödevini yap. Burada çocuğun tek bir amacı vardır. Bir an önce ödevini yapıp anne babasının, ailesinin yanına gelmektir. Dolayısıyla burada uygun rol modelleri sunmamız gerekiyor. Yani bu rol modelleri sunmadığımız sürece hiçbir yol, hiçbir yöntemi bunun yoktur sevgili dostlar. Uygun rol modeller sunacağız çocuklara. Tabii ki teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir yani faydalı olan teknoloji kullanımının sürekli ve yoğun kullanıldığı zaman bu bağımlılık riskini ortaya çıkıyor. Kullanım yararlı olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu çocukların teknolojiye kolay erişimlerine biz izin vererek diyoruz. Acaba çocuklarımızın çocukluğundan mı çalıyoruz? Onların çocukluğunu yaşamasını engelliyor muyuz? Burada günümüzde asıl sorulması gereken teknolojiyi çocuklara nasıl en iyi şekilde kullanabileceğimizdir. O teknolojiye uyum sağlayabilmesini sağlayabilmektir. Nasıl uyum sağlayabiliriz? Yani nasıl ki diyoruz hani çocukların dengeli bir beslenme ihtiyacı varsa aynı zamanda dengeli bir oyun ihtiyacı da vardır. Teknoloji kullanımı, örneğin kaliteli kitaplara ulaşma, yaratıcı oyun oynama, fiziksel oyunlar için zaman yaratmayı içeriyorsa, teknoloji o zaman çocukluğu çalmak yerine onun getirdiği ilginç argümanlarla ortaya koyduğu fırsatlara odaklanılması gerekir. Yani dengeli bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi gerekir. Çocukların ve bu gençlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kolayca kullanabilmeleri için kurmaları ve yenilik yapabilmeleri için bir gerekliliktir teknoloji. Çocuklar ve gençler okul içinde ve dışında yeni teknolojiler kullanabilmelidir. Teknoloji gençlerin kritik katılımını, iletişimi ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi edebilir. Yani bunlar teknolojinin yararları. Teknoloji tamamen çok kötü, kesinlikle uzaklaştıralım demiyoruz. Elbette belli bir yaşa kadar ekranda maruz kalmasın diyoruz ama bunu dengeli ve etkin kullandığında çok ciddi yararların olduğunu da görüyoruz. Yani çocukların teknolojiye ve ekran medyasına ilk yıllarında erişebilmelerinin iyi olup olmadığı giderek daha fazla bebeğin tarafından ne yapılıyor soruluyor. Mesela son yıllardaki araştırmalar aktif veya interaktif teknolojinin ve ekran süresinin uygun şekilde kullanıldığında çocuğun öğrenmesini geliştirmesine yardımcı olabileceğini ne yapmıştır? Göstermiştir ki kaldı ki günümüzde de şu anda çocuklarımıza ekran yoluyla biz ne yapıyoruz? Eğitim ne kadar olur bilemiyorum. Özellikle öğretime devam ediyoruz. Şimdi teknolojide çocuklarda teknolojinin ne gibi yararları vardır diye bazı yararlarını da biliyoruz. Yani el göz koordinasyonunu iyileştirmesi, dil becerisini geliştirmesi çocuklarda, okul hazırlığı ve bilişsel gelişmeyi teknoloji ne yapar? Destekleyebilir. Görsel dikkat kapasitesini artırır. Sosyal etkileşim becerilerini geliştirir. Görevleri tamamlamak için motivasyonu artırır. Dinamik mekansal becerileri geliştirir. Ufuklarını geliştirebilir. Problem çözme becerilerini geliştirilebilir. Yani teknoloji etkin bir şekilde kullanıldığında, dengeli bir şekilde kullanıldığında pek çok yararları olduğunu görüyoruz.
Ama teknoloji bağımlılık haline gelmesi, teknoloji kullanmadı ve teknolojiyle olan ilişkiyi, dengeyi ayarlayamamaktan nedir? Kaynaklanır. Yani kişiler arası ilişkiler gibi aynı. Kişiler arası ilişkilerde de biz efendim dengeli bir ilişki kurabilirsek, sağlıklı bir ilişki kurabilirsek, iletişim kurduğumuz kişiyle etkin, verimli, efendim iletişimin kurallarına uygun olarak birbirimizi anlayabilir, duygularımızı ifade edebiliriz. Ama sağlıklı iletişim kuramazsak sürekli çatışabiliriz, karşıt mesajlar gönderebiliriz. Teknoloji bağımlılığı da teknolojiyle olan kullanmada ve onunla ilişkide bizim kişinin iradesini kaybetmesi, denetleyememesi, onsuz yaşam sürememesi, teknolojiden ayrıldığında kendisini huzursuz hissetmesi, efendim rahatsız hissetmesi. Mesela ben bazen böyle bir iki araştırma falan da sosyal medyada hani sorular soruyorsun, evet hayırlı falan, veya Twitter'da anket yapıyorsun. Mesela sabah evden çıktıktan sonra akıllı telefonumu unuttuğumda çok üzülürüm. Evet hayır diye iki seçenek sunmuştum. %72'si evet dedi. Bu tabii ki yetişkinlerin. Bir anlatmıştım bir ara. Sabah evden çıktıktan sonra unuttuğunuzda en çok üzüldüğünüz hangisidir diye. Mesela ulaşım kartı %29, akıllı telefon %61, işte okuduğunuz bir kitap yanınıza alman %10. Yani %61 yine akıllı telefonumu unuttuğumda ne yaparım diyor, üzülürüm diyor. Dolayısıyla bunlar aslında bağımlılığa doğru bizi adım adım götüren nelerdir? Davranışlardır. Bu hepimiz için geçerli olan bir şeydir. Yani biz dengeli bir şekilde teknolojiyi kullanmadığımızda hepimizde bu bağımlılık riski ne yapabiliyor arkadaşlar? Ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla peki biz çocuğumuza bu bağımlı olmadan dengeli bir şekilde teknolojiyi kullanmayı ve bu bağımlılıktan nasıl kurtarabiliriz? Burada işte neler yapabileceğimizi biraz bakalım. Eğer çocuğumuzda mesela şunlardan hangisi var ya da var mı? Bu özellikleri dikkatli bir şekilde gözden geçirebiliriz. Teknoloji bağımlısı bir kişi bağımlı olduğu şeyle gittikçe daha çok vakit geçirmek ister. Teknoloji bağımlısı teknolojiyi istedikleri gibi kullanmadıklarında aksi asabi öfkeli olabilirler. Teknoloji bağımlıları ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya ne yaparlar? Devam ederler. Dolayısıyla sürekli teknolojiyle haşır neşir olduklarından dolayı kişisel sorumluluklarını ve sorumluluklarını, görevlerini ne yapmazlar? Yerine getiremezler. Teknoloji bağımlısı bir kişi bağımlı olduğu şeyi kullanmazken bile onu ne yapar? Sürekli düşünür. Ve bağımlı olduğu şeyle istediğinden daha çok vakit geçirir ve o olmadığında bir huzursuzluk, öfke ne yapabilir? Ortaya çıkabilir. Tabii ki bağımlılık nasıl bir yol izliyor baktığımızda ilk adım merakla başlayan bir süreç var. İkinci adım da sosyal kullanımdır. Üçüncü adım eğlenmek ya da problemlerden kaçmak için teknolojiyi kullanmaktır. Yani kişi problemlerden kaçmak için de teknolojiye ne yapabilir? Yönelebilir. Bir problem çözme yoludur belki kaçmak onun için. Stresle başa çıkamadığında kaçınma sergileyebilir kişi. Dördüncü adımda ise bağımlılık kullanılır ve bu döngü bu şekilde ne yapar? Devam eder. Şimdi kötüye kullanma dediğimiz, yani teknoloji kullanımı ne zaman peki zararlı hale gelmeye başlıyor? Bunları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani interneti denetimsiz, sınırsız ve amaçsız kullanmak. Örneğin kötüye kullanmada. Gündelik yaşamı ve sorumluluklarımızı aksatacak şekilde, uzun süreli bir şekilde, uygunsuz içeriklere maruz kalarak, fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi olumsuz etkileyerek
etkileyecek biçimde kullandığımızda bu kullanımlar bizim için efendim zararlı hale ne yapacaktır? Gelecektir. Teknoloji kullanımın mı bu zararlı boyutlara ulaşması nasıl anlaşılır diye baktığımızda teknoloji başında harcanan vaktin giderek artması, uzak kalınca huzursuzluk hissetmek, efendim ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel bir sorun oluşturmasına rağmen teknolojinin kullanılmaya devam edilmesi, planlarından daha fazla teknoloji kullanma, zamanın büyük çoğunluğu fiilen ya da zihnen teknolojiyle geçirilmesi, yani yemek yiyor mesela akşamları, diyelim yemek yiyoruz, efendim hala aklı mesela diyelim ki akıllı telefonunda, bazı paylaşımlarda, değil mi? Ya da paylaştığı bir gönderide acaba hani kaç kişi beğendi, kaç kişi yorum yaptı? Yani bunlar hatta FOMO-fobi diyoruz, yani fear of missing objects'in gelişmelere kaçırma korkusu. Yani şöyle diyor kişi, acaba birileri bir boyutu da bu. Birileri bir şey paylaştı da acaba ben onu görme kaçırır mıyım? Gelişmelere kaçırma korkusu. Yani patolojik bir durum almaya başlıyor. Yani yemek yiyorsun ama orada değilsin. O anda değilsin. Bir an önce yemeğini bitirip efendim telefonla, bilgisayarla, televizyonla neyse bir arada olmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla yani iş ciddi anlamda bağımlılık boyutuna ne yapabiliyor arkadaşlar? Ulaşabiliyor. Teknolojinin sorumlulukları yerine getirmemizi engellemesi, yani iş, okul, aile, bireysel temizlik gibi ve teknoloji başında geçirilen vakitle ilgili kontrolün kaybedilmesi. Yani kişi efendim onunla ne kadar zaman geçirdiği, zaman geçirirken yani anı unutması, zamanı unutması. Dolayısıyla efendim şunu biliyoruz ki artık yani bizim yaptığımız araştırmalarda da ekran önünde aşırı zaman geçirmek birçok pediatri uzmanına göre de çocuk sağlığı ve refahı için zararlıdır. Yani bunu zaten bugünlerde dengelemek çok çok daha zordur. Çok daha hassas olmamız gereken bir süreç bu pandemi dönemi. Onu belki ayrı konuşmak lazım. Amerikan Pediatri Akademisi örneğin bir ekranın televizyon ya da bilgisayar önünde günde 2 saatten fazla vakit geçiren çocukların örneğin obez olma, düzensiz uyku, davranış sorunları, kötü akademik performansa sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuş. Ayrıca bir çocuğun elektronik ortamda zaman geçirmesi, yaratıcı oyun oynamak veya dünyayı keşfetmek için daha az zaman bırakır. Dolayısıyla tabii ki sürekli teknolojik cihazlarla bir arada olursa çocuk, efendim hem oyun oynama, arkadaşlarla bir arada olma, sosyalleşmesi de olumsuz yönde ne yapmaktadır? Etkilenmektedir ve daha içe kapanık. İleriki yaşamında da yetişkinlik döneminde de sağlıklı ve dengeli ilişkiler kuramayan, problem çözme becerisi gelişmemiş, efendim karar verme becerisi gelişmemiş ve düşük sosyal becerilere sahip bireyler olarak ne yapabilir? Gelişebilir. Bakınız yapılan yine bir araştırma mesela günde bir saatten az TV seyreden çocukların çizdikleri resimlere bakalım arkadaşlar. Bir de günde en az 3 saat TV seyreden çocukların çizdiği resimler. Görse çocuk pek çok mesela uzuvları eksik çizmiş, tamamlayamamış. Çünkü dikkat dağınıklığı da burada ortaya çıkıyor. Yine çocuklarda televizyon seyretmenin bu yani çocuğun hayal gücünü de aslında olumsuz etkilediğini yani bu anlamda gözleyebiliyoruz. Bir saatten daha az televizyon izleyen çocuklar daha insan organlarının vücudunu tam olarak ne yapıyorlar? Peki hangi faktörler bağımlılığına neden olabilir? Yani baktığımızda
Can sıkıntısı mesela, yapacak bir şey bulamıyorum demek. Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın ne olduğuna dair bilgi eksikliği. Efendim, problemleri nasıl çözeceğini bilememek. Sorunlar çözmek yerine teknolojiye yönelmek. Merak duygusunu kontrol edememek. Sosyal ilişki kuramamak ya da kurarken güçlük çekmek. Bağımlı arkadaş çevresinin içerisinde bulunmak. Özellikle mesela bu oyun bağımlılıklarında çok oluyor. Yani bir grup oyunları ve grubun baskısı bireyi o ortam içerisine sokabiliyor kişiyi. Bu bağımlı arkadaş çevresi çocuğun da bağımlı olmasına neden oluyor. Gerçek dünyada başarılamayan şeyleri sanal dünyada elde etmeye çalışmak. Yani bu gerçeklikle de biraz kişinin artık bağlantısını koparmaya ne yapıyor? Başlıyor. Yani sanal bir benlik oluşturma, belki özgüvenin düşük olması, kendisini ifade etme güçlükleri, sosyal medyada tabii ki kimse sizin kim olduğunuzu bilmeyebiliyor. Yani kimliğini gizleyerek kişi sosyal medyada yer alabilir. Diğer taraftan insanların internette zaman sınırının olmaması, günün istedikleri anında internet aktivitelerinden yararlanmaları, kendilerini kendi istedikleri şekilde tanıtma imkanına sahip olmaları, az önce söylediğim gibi. Yani çok farklı da kendilerini gösterebilirler, değil mi? Gerçek kimliklerini gizleyebilirler. Olduklarından farklı gösterebilirler kendilerini. Sosyal kabul görme endişesi olmadan, yani şimdi yüz yüze ilişkilerde sosyal kabul görme endişesi olabilir kişinin. Sosyal becerisi düşükse iletişim kuramamaktan korkabilir. Ama burada gizleyerek kendisini, gerçek düşüncelerini ifade edebilmeleri, coğrafi mekan sınırının olmaması, olmadan insan ne yapabiliyorlar, geçebiliyorlar. Benzer ilgilere sahip olup başka hiçbir yerde karşılaşması mümkün olmayan insanlara buluşabilmeleri, efendim, diğer insanlarla iletişime geçmek için minimum zaman ve para harcamaları, eğlence ve oyunlara diğer alternatiflere oranla oldukça ekonomik yolla ulaşabilmeleri, efendim, istedikleri zaman iletişimi kesme veya her ne yapıyorlarsa bırakma özgürlüğüne sahip olmaları gibi nedenler, efendim, interneti ve sosyal medyada bilgisayarı, teknolojiyi kullanmaya bireyler ne yapabiliyor? İtebiliyor bu nedenler. Tabii ki işte tüm bu aslında saydıklarımız bireylerde ayrı bir dünya oluşturuyor. Ayrı bir statü kazandırıyor. Ayrı bir hayat oluşturuyor. Ayrı bir benlik oluşturuyor belki kişilerde. Sanal hayata karşı gerçeklikten kişi soyutlanıyor. Tabii ki gerçek hayata geçtiğinde de çevresiyle efendim uyum sorunları ne yapıyor? Ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla baktığımızda çevredeki kişi ve nesnelerle gerçekçi, sürekli ve tutarlı ilişki kurulamaması, gerçeği anlamaktan, yaşamaktan, tanımaktan kaçınılması, efendim, yani kişinin gerçek dışı bir dünya oluşturuyor. Aileye, eve, çevreye, işe uyum sağlamak için çaba gösterilmemesi ya da gösterilen bu çabaların yetersiz kalması, insanlar arası ilişki ve iletişim bozulması, kişiliği kaygıdan kurtaracak olumlu savunma mekanizmalarının kullanılmaması olarak ne yapılıyor? Listeleniyor. Şimdi tabii ki kimler risk altında diye baktığımızda özellikle spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler risk altında. Yani bu yetişkinler için de böyle, belki çocuklar için de böyle. Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar, işte ders başarısı sürekli düşük olan ya da okul dışı faaliyetlere karşı isteksiz olan çocuklarda da risk altındadır. Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişim devam ettirme becerisi az olanlar, hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteler bulunmayanlar, yani çocuk, hani sokakta oyun alanları yoksa,
ne yapacak? Büyük oranda efendim internette, televizyonla, efendim telefonla, akıllı telefonlarla iç içe yaşıyor. Yani sosyal hayat, aktivite yapma imkanı varsa biraz daha bu tür ortamlardan uzak kalabiliyor. Yani şimdi büyük şehirlerde eğer sitelerin oyun alanlarda yoksa çocuklar tamamen dezavantajlı bir durumda. Yani biz küçükken efendim çok rahat oyun oynayabiliyorduk memlekette. Yani ben İskilipliyim. Çorumlu hemşehrilerim bilirler. Efendim öğretmen arkadaşlar da bilirler. Yani çok rahat oyunumuzu oynardık. Herkes oyununu oynardı. Yani bir çizgi film izlemek için o zaman mesela bir Vikingler vardı. Haftada bir o çizgi filmde. Yani cuma akşamları olurdu sanırım. Bilen arkadaşlarımız vardır. Hatta şöyle biterdi çizgi filmin jenerikte biterken, işte Vikingler başlıyor, devamı haftaya diye. Yani biz çizgi film izlemek için bir hafta daha devamını izlemek için beklerdik. Şimdi istemediğin kadar çizgi film bir hafta beklemene yok. Gerek yok. Yani gece gün 24 saat çizgi film kanalları var. Ben onu da anlamıyorum. Yani gecenin bir yarısında çizgi film oynatıyorlar. Yani mesela sadece belli saatlerde açık kalabilir bu kanallar. Sürekli açık, sürekli her an bu materyallere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla yani çocuğun oyun alanları varsa ve buralara, bu aktivitelere yönlendirilebiliyorsa biraz daha bu risk ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Tabii aile içi çatışma yaşayanlar, sağlıklı iletişim olmayan aile üyeleri, bu da önemli bir etken. Eğer ailede etkin bir iletişim yoksa, aile üyeleri birbirleriyle sağlıklı iletişim kuramıyorlarsa çocuk riski altındadır. Yetişkinler de riski altındadır elbette ama çocuk da riski altındadır. Özellikle mesela bu pandemi sürecinde yani ayrı bir yaşam tarzı içerisine girdik. Daha önce deneyimlemediğimiz bir yaşam tarzı içerisine girdik. Böyle bir alışkanlığımız yok. Herkes sabah kalkardı, işine giderdi. O gününü planlamaya çalışırdı. Okuluna giderdi. Efendim, yapacağı işlerimiz varsa o işlerimizi yapardık. Akşam herkes eve gelirdi. İşte yemek bir arada yiyebilen yerdi. Efendim, günlük olanlar konuşulurdu. Çocuklar ödevini yapardı. Yani şimdi tamamen değişti. Yani 7-24 bir arada insanların olduğu bir ortam. Burada ilişkileri yönetmek çok kolay değil tabii ki. Yani günümüzde şu özellikle 2-3 aylık süreçle ilgili konuşuyorum. Bu süreci yönetebilmek kolay değil. Yani burada herkesin etkin iletişim becerilerine sahip olması gerekir. Sorunları ötelemesi gerekir. Yani ilişkisel sorunlar varsa eşler arasında, aile arasında, yani bunu da araya sıkıştırmış olalım. Şu anda konuşmayın. Şu anda hiçbir problemi biz evde çözemeyiz. Bunu derin dondurucuda bırakmamız gerekir. Daha sonra yani bu süreç geçtikten sonra çok, çok ciddi konuları ele alın lütfen. Şu anda bu konuları ele almayın. Şu anda sadece aile üyelerinin biraz olsun çatışmadan uzak bir şekilde etkin iletişimini en azından devam ettirmeye çalışmamız gerekir. Hem yetişkinler açısından hem çocukların ruh sağlığı açısından bunun da önemli olduğunu söylemiş olalım. Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler. Sevgili arkadaşlar, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim. Yani çok basit bir şey. Çok samimi söylüyorum. Biz teknolojiyi az kullanırsak çocuklarımız da az kullanıyor. Biz nasıl davranıyorsak çocuklarımız da öyle davranıyor. Başta söyledim. Biz gece sürekli elimizde telefon ve televizyonla bir aradayken yetişkinler, çocuklarımıza hadi git ödevini yap, kitap oku dememizin hiçbir anlamı yok. Ve bunu da efendim yapmıyorlar. Yani bizim ciddi anlamda şu televizyondan biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Yani bugünlere geçtik. Bugünlerde zaten hiç izlemeyelim. Çünkü o kadar çok bilgi kirliliği var ki.
bilgi kirliliğinden uzaklaşıp ruh sağlığımızı korumak için uzaklaşmamız gerekiyor şu anda. Ama genel anlamda da şu televizyonla aramızda Türk toplumunun bir Türk insanının bir mesafe koyması gerekiyor. Yani inan ben belli bir süre Amerika'da bir ailenin yanında kaldım. Bir eğitim için gittiğimde televizyon açtıklarına çok az şahit oldum. 4 tane de çocuğu vardı ailenin. Yetişkinden ilkokul 1. sınıfa giden çocuk da vardı. Çok nadir, bir iki defa çocuğu çok nadir çizgi film izlerken gördüm. Akşamları bazen haber açarlardı bir yarım saat. Televizyon diye bir şey yok hayatlarında. Yani yemeğini yiyip herkes tabağını makineye yerleştirip kitabını okur, bir arada sohbet ederler. Yani bu televizyonla bizim aramıza bir, yani bu olumsuz kullanımı, biraz olumsuz kullanımı uzaklaşmamız gerekiyor. Bilinçsiz kullanım yapmamamız gerekiyor. Bizlerin teknolojiyi dengeli kullanarak çocuklarımıza rol model olabilmemiz gerekiyor. Biz çok da faydalı olmuyor değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi dijital çağ teknoloji kullanımının tabii ki fiziksel sonuçları var. Yani yavaş yavaş da toparlayalım. Çok da Ramazan gün sıkmayalım sizi. Yani oruç tutan hocalarımız çok da ya bu adam damla çok konuştu falan demesin. Ben memleketimi konuştuğum için böyle heyecanlı konuşuyorum. Konuşmaya çalışıyorum böyle. Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Efendim. Ondan sonra da yavaş yavaş belki gerçi artık Çorum'da sokağa çıkma yasağı var mı bilmiyorum şu anda da pide almaya falan gidersiniz belki. Burada setelere getiriyorlar. Onları da bilemiyorum tabii şu anda. Hocam çok fazla sıkmadan şöyle biraz daha neler yapabileceğimize de geleyim. Sorularınız olursa onları da cevaplayıp efendim sunumumuzu tamamlamış olalım. Teknoloji kullanımı, yani fiziksel sonuçlar dedik, yani psikolojik sonuçlar var ve bunların bildiğiniz gibi fiziksel sonuçları pek çok göz sağlığımız. Mesela şu benim gözler bile şu 3 aydır buradan ders anlatıyorum sürekli senkron bir şekilde. Yani ciddi anlamda rahatsızlanmaya başladı. Baş ağrısı, duruş bozukluğu, obezite, uyku sorunları, kişisel temizlik eksiklikleri, fiziksel psikolojik sonuçları var tabii ki. Kişiler arası ilişkilerdeki duyarsızlık, içe dönüklük, efendim yalnızlaşma, özgüvende düşüklük gibi yarabiliyor. Davranışsal olarak yorgun olmak, uykusuz olmak, efendim sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışların yükselmesi, ilişkilerin yine zayıflaması ya da kopması, internetteki arkadaşlıkları, fiziksel arkadaşlıkları tercih etme gibi ortaya çıkabiliyor. Bunu tabii çocuklarımızla gözlemleyebiliriz. Yani hani bunlardan hangisi var fiziksel olarak, psikolojik ya da davranışsal hangi sonuçları var? Gözlemleyip çocuklarımızı efendim önlemlerini almamızda ne vardır? Yarar vardır. Şu ekrana bir yazı geliyor ama Rabi Hocam bir şey yazılıyor böyle 24 saat falan filan diye. Hemen düzeltiyorum hocam. Diğer arkadaşlar paylaşım yapmasın. Evet. Dijital çağ çocukların bağımlılıkları neler? Bildiğiniz gibi internet ve sosyal medya bağımlılığı, telefon, tablet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, televizyon ve dizi bağımlılığı. Bunlar hepsi bu dijital çağda teknoloji bağımlılıklarını ne yapıyor? Oluşturuyor. Kısaca internet ve sosyal medya bağımlılığı insanların internetten ve sosyal medyadan uzak kaldıklarında kendilerini yalnız, güvensiz ve streste hissetmeleri, panik yaşamalarına ne oluyor, neden oluyor. Dolayısıyla kişinin aidiyet duygusu araması, kendisini olduğundan farklı göstermesi,
efendim hayal dünyasında yaşaması gibi nedenlerle, yani kimliğini gizleyebiliyor mesela, değil mi? Sosyal medya bağımlılığı olan gençlerde görülen sorunlar, bellek yitimi sorunları, dil yitimi sorunu. Mesela gençler konuşamıyor, dikkat ederseniz sevgili hocalarım. Yani sizler de sınıflarda gözlemleyebiliyorsunuz. Yazılı sınavlarda gözlemleyebiliyorsunuz. Sonuçta liselerden üniversitelere geliyor çocuklar. Bir şey yaz, açıkla dediğimizde efendim bakıyorsunuz, yani bir cümleyle pek çok şey anlatmış. İşte yazdım hocam diyor mesela. Oysa ki bakıyorsun ki bir cümle yazmış. Yani düşünme, düşündüğünü yazıya aktarabilme, analiz edebilme, efendim bunun gibi pek çok sorunlarla yaşayabiliyoruz. Kültürel aidiyet, kimlik, efendim burada tabii ki kontrollü kullanım sağlanması, çocuklarla uzlaşarak oluşturacak kuralların ortaya konulması, alternatif uygulanacak aktivitelere yönelilmesi nedir? Önemlidir. Mutlaka profilinde gizlilik ayarları yapmaları konusunda çocukları bilgilendirin. Örneğin TC kimlik numarası gibi özel bilgileri sosyal medyada paylaşmaması gerektiği konusunda bilgilendirmek gerekir. Tanımadıkları kişilerle sosyal medyada etkileşim kurmamaları söylenmelidir. Medya okur yazarlığı edinmeleri sağlanmalıdır. Güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi de gerekmektedir. Yine oyun bağımlılığı, çocuğun yani bilgisayar başında sürekli oyun oynaması, oyun oynamadığında agresif olması, efendim oyunun tabii ki bir yarışma, bir heyecan, çocuğa sunduğu ödüllerle bir çekici yönler ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Dolayısıyla oyun bağımlılığından da çocuğu uzaklaştırmak için yavaş ama kararlı adımlarla bu azaltmaya motive etmek gerekiyor. Efendim, sanal hayattaki başarıyla gerçek hayattaki başarının farklı olduğu konusunda bilgiler vermek gerekiyor. Yani bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Zararlı ve kişiden alıp götürdükleri konusunda ara ara öğüt vermeden onu da dinleyerek konuşmak ve alternatif aktivitelere yönlendirmemiz gerekmekte. Bu yine telefon ve tablet kullanımında da efendim bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki televizyon izlemede de televizyon bağımlılık ve başkasının hayatını yaşamak gibi bazı televizyonun ekstra getirmiş olduğu zararlar da nedir? Mevcuttur. Yani televizyon ve dizilerde sonuçta insanlara bir yaşam modeli sunuluyor, bir rol modeller sunuluyor ve bunu yaşaması gerektiği konusunda efendim telkinler veriliyor ve kişi bunu karşılayamadığında bu yaşam biçimlerini efendim depresyona biliyor. Burada aileler neler yapılabilir? Yani çok şey söyleyebiliriz ama aile, demin söylediğim gibi, televizyonu kendisi açmayacak, rol model olacak. Efendim çocukları televizyonu bakıcı gibi kullanmayacak. Bakıcı gibi kullanmayacak. Çocuklarla mutlaka zaman geçirdiğimiz, baş başa olduğumuz anlar ne yapması gerekiyor, olması gerekiyor. Sınırlandırmak gerekiyor. Hatta şöyle yapıyorlar mesela, televizyon çocukların odasına da televizyon koyuyorlardı. Çocukların odasında televizyon var, oturma odasında var, mutfakta televizyon var. Yani bağımlı olmamak mümkün değil. Onun için azaltmak gerekir. Çocukların odasında televizyon olmaması gerekir. Hatta telefonlarını, tabletlerini de mutlaka uzaklaştırın. Yani çocuk mesela tamam uyuyorum der, odasına geçer ama sabaha kadar tabletiyle, telefonuyla oynayabilir. Burada yani sınır koymak gerekir. Genel kural şudur sevgili dostlar, biliyorsunuz. Çocuklara yasak değil, sınırlar koymalıyız biz. Yani yasak yerine sınırlar koymalıyız. Bu sınırları koyduğumuzda da kararlı bir şekilde uygulayabilmeliyiz.
Yani bu kararlılığı göstermemiz gerekiyor. Eğer kararlı davranmazsak koyduğumuz sınır hiçbir anlamı ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Ebeveynler neler yapmalı? Neden dijital ebeveynlik yapmalı? Çünkü çocuklarını pornografik içerikten korumak için dijital ebeveynlik yapmalı. İntihar oyunlarından ve içerikten korumak için dijital ebeveynlik yapmalı. Çocuk ticaretinden korunmak için, akıl köleliği oyunlarından korunması için dijital ebeveynlik yapması ne yapıyor? Gerekiyor. Dolayısıyla teknoloji kullanımı bireyin hangi amacına hizmet ettiği asıl sorun, hayata heyecan ve aksiyon katacak, dikkat çekecek, merak uyandıracak şeyler katılmalı. Bireyin hayatı monotonluktan kurtulun. Sosyal beceri eksikliği. Efendim, burada sosyal beceri bilmesi gerekiyor. Efendim, yine depresyon ve sosyal fobi aile ne yapmalı? Güçlü ve pozitif aile bağları geliştirmeli. Biz iletişim kurması, birbirleriyle empatik yaklaşabilmesi, birbirini dinlemesi. Yani ailede mesela ya da insanlar genellikle hep anlaşılmayı bekliyoruz ya, hep anlaşma, beni anlayın, anlasın insanlar beni. Yani biraz da anlamaya çalışmak gerekir. Biraz da anlamaya çalışalım birbirimizi. Boş zaman aktivitelerinde yine bir arada olmak, etkili iletişim kurmak, aile kurallarının, aile içi kuralların yani belirlenmesi, bunların sağlıklı bir şekilde uygulanması, bu kuralların açık ve belirgin olması ve doğru modeli olma. Yani bu döngü aslında ciddi anlamda dijital ebeveynlik yapmak için temel kuralları ne yapmakta? Teknolojiyi ortadan kaldırmak değil, yaşama anlam katmak, hedefini belirlemek ve hedef için araç olarak kullanmak nedir? Önemlidir. Yani amaç değil, bilmesi gerekir. Çocuklarla ortak zaman aktiviteleri dedik, artırılması önemlidir. Hele mesela bu pandemi döneminde de efendim çocuklarla bizim alternatif etkinlikler yapmamız, oyunlar oynamamız, ev işlerinde çocukların mesela onlardan destek almamız, yani çocuklar da başarma duygusunu da geliştirmiş oluruz. Çünkü çocukların böyle bir temel, özellikle psikososyal gelişimi açısından çok önemlidir. Başarma duygusu, bir şey yapma duygusu. Mesela sınıfta da çocuklar öyle yaparlar ilkokulda. Bak öğretmenim ben yaptım der mesela. Bak bunu ben getirdim der. Burada çocuğun onaylanması, onu pekiştirilmesi, davranışlarının ödüllendirilmesi, o başarma duygusunu da geliştiriyor çocukta. Başarma duygusu geliştirdiğinde çocuğun yani yetersizlik duygularının önüne geçilmiş oluyor ve psikososyal gelişim açısından daha sağlıklı ve dengeli bir birey olarak ne yapıyor? Mesela çocuklara yaşına uygun çocuğu zora sokmayacak, yaşamını tehlikeye atmayacak, ihmal ve istismar etmeyecek şekilde her türlü sorumluluğu çocuğa verebiliriz. Her türlü sorumluluk, bu başarma duygusunu geliştirmek için. Evet. Diğer taraftan zaman sınırlaması teknoloji konusunda mutlaka çocuk istişare ederek olması gerekir. Yine Pedagoji Derneği bir gün içinde ne kadar biz araştırmalar var bu. Bir araştırma yapmıştı. 0-3 yaşta olabildiğince uzak tutulmalı. Yani 0-3 yaşa kadar çocuk televizyon, tablet nedir bilmese daha iyi.
Biz yani 2 yaşındaki, 1 yaşındaki çocuğu eline telefon verip onunla uyutuyoruz maalesef. 3 yaşına kadar hiç vermeyelim. Mümkünse uzak tutalım. 3-6 yaş arasında bu ana sınıfı ve anaokulu çağlar oluyor aşağı yukarı biliyorsunuz. Günlük ortalama en fazla 20-30 dakika. 6-9 yaş arası günlük ortalama en fazla 40-50 dakika. 6-9 yaşta. 9-12 yaş grubunda günlük toplam süre en fazla 60-70 dakika. 12 yaş sonrası yani lise yılları artık ergenlik yılları günlük en fazla 120 dakika. Ha, belki ödevler falan olduğunda bir yarım saat opsiyon verilebilir. Şimdi tabii ki süreler yani sağlıklı bir şekilde teknolojiyle aramıza bir ilişki kurmak için sağlıklı süre bu şekilde olması gerekiyor. Ha, günümüzde bunu nasıl uygulayacağız? Bu pandemi sürecinde bu tabii ki ayrı bir konu. İşte bu 120 dakikaysa örneğin buna mutlaka ilave vermek gerekiyor. Pandemi dönemi tırnak içinde söylüyorum ve özel bir dönem olduğu için, yani dünya içinde zor bir dönem olduğu için daha anlayışlı olabiliriz. Bu saat ve dakikaları esnetebiliriz. Şu an için bunda bir mahsur yoktur. Yani şu anda çocuğa bir lise çocuğuna ya da ortaokula giden bir çocuğa senin 60-70 dakika vaktin var. Bunun dışında internete giremezsin demek haksızlık olur. Ya da televizyon izle haksızlık olabilir. Bu dönem için özellikle diyorum. Esnek olabiliriz. Esnek olmakta yarar var. Rol model olmak çok önemli. Efendim, rol model. Görerek öğreniyor, gördüğünü yapıyor çocuk. Arkadaşlar. Yani söylediğimizi değil, yaptığımızı yapar çocuklar. Bu çok net. Dolayısıyla güvenli teknoloji kullanım dilini öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Çocuk izleme uygulaması mutlaka kullanılması gerekiyor. Çocukları hangi uygulamaları, yani hangi internet sitelerini geziyor, nerelerde çocuğu korumak için mutlaka bunları kullanmamız lazım. Olumlu şeylere odaklanmak gerekir. Yani internetin sunduğu olumlu noktalardan yararlanmak gerekir. Ebeveynlik diyoruz, enerjinizi çocuklarınızla zorlu bir ilişki kurmaya ve korku ve siber taciz üzerine iletişim ve bağlantı kurmaya enerjinizi verin ve teknolojinin sunduğu her güzel şeyi de kullanın, benimseyin diyoruz. Nasıl etkileşim kurarız? Çocuğunuzun onunla konuşmak istediğini bilmesine sağlamasını en iyi yollarından biri yüz yüze olmaktır. Çocuğunuzla yüz yüze olun diyoruz arkadaşlar. Yüz yüze olun. Göz teması kurun. Efendim, onu dinlediğinizi ve ilgilendiğinizi bildirin. Ne söyleyeceği ile ilgilendiğinizi bilmesini sağlayın. Uzun sohbetler yapmasına fırsatlar verin. Konuşma için zaman ayırın. Tüm konuşma yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Çocuğunuzun size mesaj göndermesini bekleyin ve konuşma sırası size geldiğinde çocuğunuzu ilgilendiren şey hakkında konuşun. Çocuğunuzun konuşmaya teşvik etmek için özel oyuncaklı veya aktivitelere ihtiyacınız yoktur diyoruz. Yani evde de bir fırsat yaratıp ev içinde veya dışında çocuğumuzla konuşmaya zaman, aile içi aktiviteler yapabiliriz. Yani dijital araçları ortadan kaldırarak aile yemeği, mesela bu sofra kültürü için çok önemli arkadaşlar. Yani koronanın hani bu pandemi döneminde evde kaldık ama en azından bu sofra kültürü yeniden tekrar tesis edilmesi açısından önemli. Çünkü bizim önemli bir kültürel özelliğimiz sofra kültürü. Yani aile üyelerinin bir araya geldiği, konuştuğu, sohbet ettiği, paylaştığı bir ortamdı. Mesela Türk toplumu sofra kültürünü kaybetmek üzere. Bu pandemi dönemi belki buna bir olumlu bir katkı sağlayabilir. Tekrar sofra kültürünü, aile yemeği yani bir arada yemek yeme konusunda bir fırsat olarak değerlendirebiliriz.
Mesela her gün bir saat telefonsuz zaman planlayın. Her şeyi kapatın. Toplantılarda telefonunuzu kapatın. Aynı anda birden fazla ekranla ilgilenmeyin. Mesela sürüş sırasında mesajlaşma yok. Arka koltukta oturan çocuklar için TV ekranı yok. Çocuklarınıza farklı aktiviteler, yürüyüşler, efendim katkı sağlayabiliriz. Aileden beklentiler istekli olması. Yani bu yönde bir ailenin motivasyonu olması lazım sevgili arkadaşlar. Bu konuya kendini verecek zamana sahip olması, zaman ayırması lazım. Bilgisayar okuryazarı olması, internetteki tüm tehlikeler hakkında bilgilenmesi, harekete geçme konusunda gerekir. Çocuklara ne gibi öneriler verebiliriz? Bunu da söyleyip konuşmamı tamamlayacağım. Yani aileler motive olacak. Yani gerçekten sabırlı olacak ve süreci yönetmek için motivasyon sahibi olacak. Ve zaman ayıracak bu konuda çocuklarına. Şimdi çocuklar diyoruz ki bir ebeveyn onaylamazsa kişisel bilgileri ifşa etmeyin kişisel bilgilerinizi. Yani sosyal medyada, Facebook'ta neyse. Ebeveyn izni olmadan bir fotoğraf veya kredi kartı ayrıntılarını göndermeyin. İyi bir arkadaşınıza bile şifrelerinizi vermeyin. Ebeveyn onayı olmadan şahsen bir siber birisiyle tanışmayın. Mesajları yok sayın. Kötü veya hakaret eden mesajlar. İstenmeyen biri içeri erişirse ebeveyniniz bilgilendirin. Çevrim içi başka kimseymiş gibi davranmayın. Bir teklif ve çocuklarda farkındalık yaratabilecek bazı sorulara baktığımızda çocuklara şu soruları sorabiliriz. Mesela herkese işte nerede yaşadığını söyler misin diyoruz çocuğa. Çocuk düşünüyor, söyler miyim falan. Ya da hiç tanımadığınız birisiyle en iyi arkadaşınız gibi konuşur musunuz? Bir yabancının kişisel fotoğraflarınızın kopyasını almasına izin verir misiniz? Özel eşyaların incelemesine izin verir misiniz? Evinizin kapısını ardına kadar açık bırakır mısınız? Çocuk diyor ki mesela hayır bırakmam. Tabii ki mesela işte evimizin kapısı açık bırakılır mı? Tabii ki açık bırakmam diyor. Ama diyoruz ki işte sen sosyal medyada güvenlik ayarlarını uygulamazsan orası senin evin gibi. Herkes girebilir, senin bilgilerine ulaşabilir diye somutlaştırıyoruz biraz çocuğa. Çünkü biraz da somut şeyleri özellikle ilkokul, ortaokul çocuğu daha net anlayacağı için. İnternette tanımadığınız arkadaşlarınız var mı? Gerçek hayatta güvenliğiniz daha fazla, güvenliğinize daha fazla dikkat çekmek. Yani, o zaman internet ortamında dikkat etmemiz gerekmez mi? Profilinizden sizin okunuzu rahatça öğrenebileceklerini biliyor musunuz? İşte internette insanların size yalan söyleyebileceğini hiçbir zaman unutmayın. Yaşı, cinsiyeti gibi konularda. Ve profilinizi özelleştirmede aile yardım alabilirsiniz diye. Yani çocuğa bazı sorular sorarak onun çocukla da farkındalık geliştirmeye çalışabiliriz. Teknoloji kullanmada bağımlılıktan entegrasyona geçişi sağlayabiliriz. Yani uyum sağlayabiliriz. Bunun için de ekran zamanını sınırlamak, efendim, çocuk odasında TV bulundurulmaması, az önce söyledim. Teknolojik araçların ortamdan çıkarılması, proaktif oyunlar, yani çocuklarınızın neler izlediklerini ve oynadıklarını bilin ve onlara zararlı olmayan oyun ve programlar seçin. Sadece hayır demek yetmez efendim. Onlara düşünme becerileri kazandırmamız, efendim karar verme becerilerini geliştirmek için etkin iletişim kurmamız gerekiyor. Ve her şeyden öte iyi davranış modeli olun diyoruz. İyi davranış modeli. Yani çocuklar belirlediğimiz sınır ve kurallardan daha fazla yaptıklarınızdan çok şey öğreneceklerdir. Dolayısıyla
çocukların bunu görmesini sağlamak gerekir ve çocuklara model olmaya çalışmak gerekir. Çocuklara teknolojilerin araç olduklarını, yaşamın kendisi olmadığını bizim yetişkinler olarak, ebeveynler olarak iyi davranış modeli olarak çocuklara bu becerileri ve etkin iletişim becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Özellikle iletişimde kişiyi suçlayıcı, yargılayıcı, eleştirici bir dil iletişimimize dikkat edip çocuğa ben diliyle, yani olayın çocuğun kişiliğine hakarette, kişiliğini zedelemeden olayın bizim üzerimizde bıraktığı etkiyi çocuğa aktararak, efendim, etkin iletişim yollarını ben dili kullanarak sağlamamız gerekiyor. Uygun davranış modeli olmamız gerekiyor. Etkin iletişimde ve çocuğa zaman ayırarak ve bu konuda motivasyon sahibi olan ebeveynler bunu başarabilecektir ve çocuklarına karşı uygun davranış modelleri uygulayacaktır ve bu ebeveynlik becerilerini de aynı zamanda geliştirecekler diyorum. Ve konuşmamı bu şekilde tamamlamak istiyorum sevgili meslektaşlarım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam.